arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizi ebruli ip kullanarak ördüm. Bel kısmını tek renk kullanarak güzelce lastik yaptım istediğim ölçü olana kadar. Alt kısmını ise ebruli ipimle dilediğim ölçü gelene kadar artışlarımı yaparak eteğimi tamamladım. Uzunluğuna bakalım eteğimizin. Eteğimizin uzunluğu 21 buçuk santim. Bir yaş civarındaki çocuklarımızı 0-1 yaş civarı çocuklarımızın rahatlıkla giyebileceği bir etek eteğimizi daha büyük yaş grupları için öreceksek lastik kısmına büyük başlayalım Aynı şekilde devam edelim. Biraz da etek boyu uzun olsun. Sadece başlangıcımızdaki lastiğimizi çekeceğimizde zincirimizi uzun olarak başlarsak hiçbir problemle karşılaşmadan eteğimizi güzelce örerek tamamlarız. Evet sevgili arkadaşlar hemen eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimi örmek için ebrolü bir ip kullanıyorum. Dilediğiniz ebrolü ya da düzleri tercih edebilirsiniz. Şimdi marka 50 gram bir ip tam 3 tane aynı ipimden var ve bel kısmını örmek için ise Nako'nun minnoş beyvesini tercih etmiştim. Daha önce kullanmış olduğum ipi örgülerimden kalan yani bel kısmının düz renkte olmasını istediğim için bu rengimi tercih ettim ve de iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum İki buçuk numara tığımızla örgümüze başlayalım Tabii kullanacağınız ipimize göre tığımızın ayarlamasını yapabilirsiniz hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım zincirimizi Öreceğimiz çocuğumuzun bel ölçüsünün uzunluğuna göre ayarlayarak örelim. Biz çok fazla büyük çocuklarımız için örmeyeceğiz. 1 2 yaşlarındaki çocuklarımıza uygun bir zincir ölçüsüyle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Zincirimi çok sıkı çekmiyorum. Dikkat ettiyseniz, ıı, e, trabzanımın geleceği genişlikte. Zincirimi çekmekteyim. 30 tane zincirim oldu. 31 32 33 34 35. 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60, 61, 62 tane zincirimi çektim. Şu şekilde ölçüsüne bakalım. 62 zincirimi şöyle tuttuğum zaman birden 27 santim olduğunu görmekteyiz. 27 santimi şu şekilde tuttuğumuz zaman ise bakınız bir bebek beline olmayacak ölçüde. Şöyle bebeğimizin ya da çocuğumuzun belinin ölçüsünü alıp ya da kulağında eteklerimiz varsa ayarlamasını yapıp ona göre zincirimizi çekelim. Yalnız hesabımıza şunu da katalım. Zincirimiz trabzanlarımızı örünce 2 santim ya da zincirimizin büyüklüğüne göre bazen 3 santim de büyüyecektir. Onu hesaba katıp 2 ya da 3 santim aşağıda başlayalım ölçümüzü. Şu şekilde bakınız ben 34 santim başlamak istiyorum. Yani toplamda zincirimin uzunluğu 34 santim olana kadar örmek istiyorum. 34 santim olduktan sonra trabzanlarımı örünce 36 ya da 37 santime çıkacaktır. Şimdi devam ediyorum 62'nin üzerine örmeye. 6 tane zincirimi çektim hemen bire koyuyorum diğer ucundan da tutuyorum şu şekilde baktığım zaman bakınız 34 santimde zincirimin uzundu şimdi trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum fazla zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 ve 4 trabzan zincirimin içerisine geliyorum ve trabzanımı örüyorum sırası ile zincirime trabzanlarımı birer birer örüyorum. Şu şekilde her bir zincir yuvasının içerisine bir tane trabzanımı yerleştiriyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim Trabzanlarımız zincirimin üzerine birer birer ördüm şöyle bir santimden tutuyorum diğer en son bölüme kadar bakıyorum bakınız 34 olan zincirimiz 36 oldu eğer biraz daha ördüğümüzde daha açılacaktır yani lütfen bunu zincirimizi çekerken hesaba katalım 2 ya da zincirimizin uzunluğuna göre 3 santim artabilir daha fazla da artabilir 4 santime kadar bunu hesaba katalım. Şimdi belimizin lastik için, lastiği için trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Bir ve iki tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yandan trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum. Yine trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak yandan giriyorum ve bir sonraki trabzanımı ardından girerek örüyorum. Trabzanlarımın ana gövdesinden alıyoruz. Yandan aldım ve yine ana gövdeden ardından giriyorum ve trabzanımı örüyorum. Sırasıyla bir yandan bir ardından ana gövdeyi çevreleyerek alıyoruz ve örüyoruz. Ardından ve yandan ana gövdeden ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet en son trabzanımıza kadar örerek geldim. Son trabzanımın üzerine batıyorum. Düz olarak örüyorum. Düz olarak tam alalım. Yarımlamayalım ipimizi. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bu sıramızda dışa kabartılı olanları yandan içe çukur olanları ise ardından girerek örüyoruz yani gördüğümüz şekliyle örüyoruz yandan dışa kabartıyorum ve ardından bir yandan yani dışa kabartılı olanları yandan giriyorum içe çukur olanları yine ardından girerek çukur şeklinde örüyorum yani içe gömülü kalmakta ardından girdiğimiz için yandan ördüm ardından giriyorum yandan yine ardından yandan ardından ve istediğimiz lastik ölçüsü gelene kadar birkaç sıra devam ediyoruz şimdi üçüncü sıramızı örmekteyiz Yeterli sayıda e, trabzanımızı ördükten sonra nasıl şu şekilde gayet güzel açılmakta birleştirip modelimizi uygulamaya başlayacağız. Şimdi 1 ve 2, 2 trabzanımızın tam üzerine getiriyorum şu şekilde birleştiriyorum ve zincirimi çekip makasımla ipimi kesiyorum. Evet buraya bir tane düğmemizi dikeceğiz ve eteğimizin belini şu şekilde görmekteyiz. Bakınız gayet güzel. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayacağız ve diğer ipimize geçiyoruz. İpimi bağladım tığıma şu şekilde ikinci trabzanın üzerine batmıştık üst üste yine tutuyoruz ve başlangıcını şu şekilde her ikisini de bir tığımızı batarak örmeye başlıyoruz. Bakınız bu ipimiz biraz daha kalın bir ip. 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Birleştirme noktasına kadar ördüm. Ve devam ediyorum. Diğer trabzanımı birer birer ilerliyorum. Şu an belimizden Tek kısmına geçişimizi yaptık ve ilerlemekteyiz. Lastiğimiz için ördüğümüz her bir sıraya bir tane trabzanımı örüyorum ve başlangıç noktama kadar bu şekilde sadece trabzanlarımı örerek geliyorum. Eteğimizin lastik kısmından sonra bir sıramızı tamamen trabzanlardan ördük. Birebir trabzanlarımızı ördüm. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızı zincirimizi çekmiş olduğumuz yere gelerek batıyorum. Ve geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. Birinci zincirimin üzerinden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, ve 5. 5. zincirimin üzerine gelerek battım. Tekrar 1 2 3 4 5 sayıyorum. Batmış olduğum yerden itibaren 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 1 2 3 4 5 ve sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. trabzanıma gelerek batıyorum. 1 2, 3, 4 ve 5 5 zincirimi çekiyorum. Batığım yerden itibaren 1, 2, 3, 4, beşinciye gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane zincir çekip 5 trabzana batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet son 5 zincirimizi çektikten sonra ilk başlangıç noktamın üzerindeki zincirin birincisine geliyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum. Birleştirdikten sonra zincir yuvamın içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Zincirimin içerisine geçtim. 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Toplamda zincirimle birlikte 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi diğer 5 zincir çekmiş olduğum yuvanın içerisine giriyorum ve başlıyorum. Trabzanlarımı örmeye. 1, 2 3 4 ve 5 Diğer zincirimin içerisine giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi 5 trabzan 5 trabzan bütün zincirlerimin içerisine dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5 Evet devam edelim. Evet 5'er trabzan 5'er trabzan örerek sıralarımızı tamamladım. Şimdi Diğer zincir sıramıza başlıyoruz. 3 tane zincirimin üzerine geliyorum. Şu şekilde batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Biraz önceki batmış olduğum yerin tam arasına girerek batıyorum. 5 tane trabzanımdan sonra bakınız. 1, 2, 3, 4, 5. Şu araya giriyorum. Ve çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilerliyorum. Yine tam aradaki 5 trabzanımın sonrasındaki yere giriyorum. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet bu şekilde 6 şar zincirimizi çekerek ilerleyelim. E tam 6 zincir çekerek başladığım noktaya geldim. 6 tane zincirimi çektim. Zincirimin hemen dibine batıyorum. Yani birinci zincire şu şekilde geçişimi sadece yapıyorum. Tekrar zincir yuvanın içerisine giriyorum. Tekrar geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Ardından tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincir çekmiştim. 6 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki kutucuğumun içerisine 6 tane trabzanımı örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ben diğer kutucuğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar 6 tane trabzan örerek bütün kutucuklarımızı dolduralım. Tekrar sıramızın başına geldik. Üçüncü sıramızda örüyoruz. Ebru'lu ipimizle 6 zincir çekmiştik. 6 trabzanımızı ördük. Şimdiki sıramızda 7 zincir çekerek ilerleyeceğiz. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra bir tane trabzanım açıldı. Onu örüyorum. Birleştirme işlemini yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Hemen Araya gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar araya gelerek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Araya gelerek batıyorum. Her bir bölümün arasına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıra başına kadar 7 zincirimizi çekerek tamamlayalım. Sıramızı tamamen 7 zincir örerek tamamladık. Şimdi 7 zincirimizin üzerine 7 şer trabzan örmeye başlıyoruz. İlk zincir grubumun içerisine geçiyorum ve başlıyorum. 1 sayıyorum. 2 ve 3. İkinci trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm Ttığımın başında doluyorum bir sonraki grubun içerisine yine 7 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 7 trabzan, 7 trabzan dolduralım ve sıra başında görüşelim. Eteğimizi aşağıya doğru büyütmeye devam ettim. 5 trabzan, 6 trabzan örmüştük. 7.ye beraber başlamıştık. 7 trabzan, 7 trabzan, 7 trabzan şeklinde 3 sıramızı ördüm. 7 zincir çektim. 7 tane trabzan ördüm. Şimdi 8 tane zincirimizi çekip üzerine 8 trabzan olarak örmeye başlayacağız. Evet, şimdi zincirimizi çekmeye başlıyorum. Aynı işlemlerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 batıyorum tam ara noktaya. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Ara noktaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 atıyorum ve bu şekilde üzerine 8 trabzan dolduralım. Evet eteğimizi sırayla ördüm. Ee, şöyle 5, 6, 7, 7, 7, 3 sıra 7'mizi ördük. 2 sıra 8 ördüm ve en son sıramı 9 tane trabzan ve 9 zincirden ördüm. Şimdi eteğimizin boyuna bakalım. Eğer devam etmek istiyorsanız 9, 10, 11 hem zincirimizi hem de trabzanımızı artırarak dilediğiniz ölçüye gelene kadar uzatabilirsiniz. 21,5 cm eteğimizin uzunluğu. Hangi büyüklükte fiyonk örmek istiyorsak o kadar zincirimizi çekmemiz lazım. Büyük fiyonk kullanacağımız yerlerde daha uzun zincirler, küçük fiyonklar ise daha küçük zincirlerle oluşturabiliriz. Şimdi ortalama bir fiyonk çalışmasını sizlerle birlikte yapalım. Zincirimi çekerek başlıyorum. Şöyle başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 zincirden bir fiyonk örmek istiyorum. Hemen bu zincirimizi çektikten sonra üzerlerine sık iğne batarak örüyorum. Zincirimin üzerine batıyorum. Hemen yanındaki ilk zincirden başlıyorum ve sık iğnemi örüyorum. İlk zincire batıyorum. Bakınız devam eden sık iğnemi örüyorum birer birer sık iğnelerimizi zincirlerimizin gözlerine girerek örüyorum. Hemen sıradakine giriyorum ve örüyorum. Sıradakine giriyorum ve örüyorum. Sıradaki ve birer birer tüm zincirlerimizi sık iğne ile tamamlıyoruz. Zincirimin tamamını sık iğne ile örerek bitirdim. Şimdi en son yerde bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümüzün yönünü çevirdikten sonra bu yönden tekrar örmeye başlıyoruz. Şimdi bu yönden ortalı olarak batmıyoruz. Orta parmağımdan taraftaki bakınız dışta kalan yani arkada kalan taraftaki e, ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle buğday e, şeklindeki zincirlerimizi bakınız buğday şeklinde görünen zincirlerimizin orta parmağım tarafındaki bölümünü alıyoruz bu tarafı örmüyoruz sadece tek katını alarak örüyoruz şimdi başlayalım bir tane zincir çekmiştim hemen ilk sıradaki zincirden başlıyorum bakınız aldım ve örüyorum sıradakini parmağımdan tarafta bakınız orta parmağımdan tarafta giriyorum şu şekilde giriyorum alıyorum ve örüyorum. Bir sonraki yine aynı şekilde orta parmağım yönündeki sık iğnemin bölümünü ayırıyorum ikiye yani ikiye böldüğümüz zaman dış kısımda kalan bölümü örüyoruz bakın dışarıdaki bölümü alıyorum ve örüyorum alıyorum. 2'ye ayırdığımız zaman dış kısımda kalan bölümü örerek tamamlayalım. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Evet. Şöyle bakınız hafif bir basamak oluştu. Sıramızı sonuna kadar orta parmağımdan taraftaki olan bölümü alarak örmeye devam edelim. Bir uçtan diğer uca kadar sık iğnelerimizi orta parmağımızdan olan taraftan alarak şu şekilde bir basamak oluşturarak ördüm. En son sık iğnemin olduğu yerdeyim. En son sık iğnemin olduğu yere ise tüm olarak batıyorum. Bakınız en son sık iğnemi arasına giriyorum alıyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum örgümün yönünü çevirdiğimde yine aynı işlemimi yapıyorum sıradan dıştan olan bakınız dıştan olan orta parmağımdan taraftaki kısımda yine aynı şekilde sık iğne olarak bütün sıramızı birer birer örüyoruz her bir Bakın sık iğnemin üzerine tekini alarak ilerliyorum. Ve bu şekilde fiyongumun zeminini örüyorum. Ve istediğim kalınlığa gelene kadar her iki yönü de çevirdiğimiz zaman dışta kalan kısımlarını örerek fiyongumuzu büyütüyoruz. Bakın bu fiyongumuzu daha büyük çalışacağımız gibi tabii daha küçük de çalışabiliriz arkadakini alıyorum ve örüyorum arkadakini sıramızı tamamlayalım biraz büyütelim evet, fiyongumu yeterli kalınlıkta ördüm ete minik bir etek olduğu için fiyongumun bu kalınlığı da yeterli iğneme sarı ipimi taktım şöyle ortalı bir şekilde arasından geçiriyorum ve tekrar yukarıdan aşağıya doğru aynı yer yerin hemen yakınında bir daha geçiş yapıyorum şu şekilde sıkıştırmaya başlıyorum ve etrafını dolaşarak sarıyorum. Güzelce doldurmaya başladım. İstediğiniz kalınlığa kadar sarabilirsiniz. Elimizle de tabi ayarlamalarımızı halen devam edebiliriz. Evet bu kadar yeterli. Evet şu ipimi arkaya alıyorum. İlk başlangıç ipimi ve iğnemle şu arkaya geçiyorum. Evet güzelce geçtikten sonra şurada düğümümüzü atalım. Tekrar bir daha düğümümü atıp sağlamlaştırıyorum. Evet fazla ipi keselim. Kestikten sonra elimizle tekrar son düzenlemelerini verdikten sonra eteğimizdeki kullanacağımız yere dikelim. Evet şöyle düzenlemelerimi yaptım. Şimdi eteğimin tam e, ön olarak kullanacağım yere dikmek istiyorum. Alıyorum. Dilerseniz fiyonkun tamamını dikebilirsiniz diye dilerseniz sadece sarı yerden bu sarı olan kısımdan dikebilirsiniz. Dilerseniz sadece birer birer dikişte e, hareket etmesini istemiyorsanız bir yere sabitleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde son işlemlerimizi de yapabiliriz. Evet, şimdi feongumu diktikten sonra bir tane de uyumlu düğme dikerek eteğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar eteğimize fiyongunu diktim. Arkasına bir tane de düğme bir diktikten sonra eteğim kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.